Şimdi de kameralarımızı Ege kıyılarına çeviriyoruz. Bakalım Gümbet'ten Torba'ya, Bitez'den Yalıkava, gecesiyle gündüzüyle hareketin bir an bile dinmediği Bodrum'da neler yaşanıyor? Magazin 8 Gümbet'ten Torba'ya, Bitez'den Yalıkava, Bodrum'u karış karış gezdi. İstekleriniz varsa yazın gönderin ama biraz büyük yazın ki rahat okuyayım. Ünlüsü ünsüzü, gecesi gündüzü, tüm Bodrum'un nabzı ve çok özel görüntüler Magazin 8'de. Bodrum, bildiğiniz Bodrum ancak bu haberde değişik görüntüler ve röportajlar var. Denize girenler, güneşlenenler, günü güzel değerlendirenler ve tatil için Bodrum'u tercih edenler hayli mutlu. Bodrum da huzurlu. Zinet Salih, Ozan Doğulu'yla Bodrum Torba'da klip çekti. Sabah 6'dan beri güneşin altındayız. O yüzden iyi oldu, daha yeni oturdum. Ozan Doğulu da Rambo vücuduyla geldi. Buyurunuz efendim. Ay hocam geldi, kapatayım bacak. Ay lütfen ya, bence de. Olmuyor yani. Nasılsın canım? İyiyim hocam, siz merhaba nasılsınız? Merhaba arkadaşlar, iyi vallahi, ne olsun. Çok yazlıkçı ve şey gördüm sizi. Ben de seni çok asortik gördüm. Bence de. Şarkı yapılmış, klip çekiliyor ancak inanır mısınız şarkının ismi henüz yokmuş. Ozan Doğulu isim babası oluyor şarkının. Bence biliyorsun adının ne olduğunu. Söyleyin Ozan'ı. Ben bu gözlüğü çıkarayım. Söyleyeyim mi? Söyleyin. Söyle hadi. Yağmur. Tamam, adı belli bence. Oldu. Çocuğun adı belli bence. Oldu. Güneşin yani altında yağmur var. Bence o akılda kalıyor şarkıda. Aslında çok daha edebi, çok güzel söz alternatif buldu arkadaşlar ama. Klip çekiminden görüntü verilmedi. Ancak Zinet Salih, Yağmur isimli şarkısını ilk kez seslendirdi. Yağmur bahçeme yağmadı, bir daha yağdıran olmadı. Her gün oynuyor tekrarı. Yalnızlık görsen dün geceden beri. Ah kalbim bir ölü bir diri. Bekler hep bir ümitle seni. Gel bari. Torba'dan devam edelim öyleyse. Torba turizm bakımından Bodrum'un önde gelen yerleşim yerlerinden biri. Tatilciler işte bu odalarda rüya gibi bir tatil keyfi yaşıyor Bodrum Torba'da. Yıllarını Bodrum'a, deneyimini bu otele, güler yüzünü de Bodrumlu tatilcilere veren ünlü işletmeci Uğur Sezen verdikleri hizmetleri anlattı. Resort hizmet veriyoruz. 100 kişi kapasitede bir tesisimiz. Yaklaşık 6 dönüm yani 6000 metrekare arazi üzerine kurulu. Doğayla baş başa, doğanın hiçbir zerresine zarar verilmeden inşa edilen bir tesis. Bodrum'da tatil yapacaklar için farklı oda alternatifleri bulunuyor. 3 farklı oda tipimiz var. Bir aile odalarımız var. Bu aile odalarımız 2+1 jacuzzili ya da jacuzzisiz konseptte. Normal standart odalarımız var. Bir de orta kategoride junior suite dediğimiz family ile normal standart oda kategori arasında bir junior suite'imiz var. Hadi bakalım gecelere akalım. İstanbul'dan ayağının tozuyla Bodrum'a gelen Metin Şentürk'leyiz. Biliyorsunuz senin yüzün her zaman güler ama önemli olan hep beraber hepimizin yüzü gülsün. Değil mi? Bodrum merkezde sahne alan Şentürk 10 şarkılık yeni bir albüm çıkarmak üzere olduğunu söyledi. Kaç şarkıdan oluşuyor? 10 şarkımız var. 8'i bana ait şarkılar. 2 tanesi de hepinizin duyunca aa diyeceği şarkılar. Şimdi söylemem ama adlarını. Onun için bir 15-20 gün daha düşünelim. Ya Rabbim sen büyüksün. Ya Rabbim sen büyüksün. Durdur geçen zamanı. Yakında da 20 günlük bir tatili çıkacakmış. Ancak tatil yapacağı yeri sır gibi saklıyor Metin Şentürk. Bodrum sahillerinde olabilir mi? Yok, olamaz. Evet. Çünkü buraları çok seviyorum ama çok kalabalık.
Ben böyle gözüm gönlüm sakin dursun istiyorum. Yaylalara mı çıkıyorsunuz? Vallahi bana yayla diyorlar ama gerçekte nedir bilmiyorum. Daha önce karada bir otomobille hız rekoru kıran Metin Şentürk, geçtiğimiz günlerde Osman Gazi Köprüsü'nde saatte 400 kilometre hızın üstüne çıkan Kenan Sofuoğlu'nun da kulaklarını çınlattı. Bir de benle yarışsın bakalım. Kenan'a bir mesajınız var burada. Buradan Kenan'a bir mesaj verelim. Başarılar diliyorum ama çok büyük bir cesaret. Ama bende daha fazlası var. Çok güzel bir gece olacak. Emin olun bundan. İstekleriniz varsa yazın gönderin. Ama biraz büyük yazın ki rahat okuyayım. Gönderin. Hepsi beraber olacak. Bodrum gecelerindeyiz. Bodrum'da özellikle ünlü şarkıcılardan önce sahneye dans gruplarını çıkarmak bir alternatif oluşturuyor. Aynı mekanda birazdan Miş Miş Simge sahne alacak. Geçtiğimiz günlerde sahnede fenalaşmıştı. Biraz tansiyonda bir problem oldu ama toparladım. Şimdi gayet iyiyim. Çok sıcak, çok nem var. Çok fazla yolculuk yapıyoruz, çok fazla şehir değiştiriyoruz. O yüzden de tabii vücut yoruluyor ama bu işin bir parçası zaten yolculuk, uykusuzluk ve işte o sıcaklarla boğuşmak. Aman aman şimdi iyiymiş. Kendine çok dikkat ediyormuş ama henüz denize girememiş. Daha denize girmedim. Ayağımı suya sokmadım. O yüzden Ağustos ayına kalıyor galiba. Görünür o. Kesiyi yazın doldurmak için çok çalışmak, gençken çalışmak gerek. Sabahları yüzünü yıkayabildiğine şükrediyor ve hasret listesini açıklıyor Simge. Erkek arkadaşım bile göremiyorum yani şu anda 11 gündür falan yollardayım. Herhalde Ağustos ayında bütün sevdiklerime kavuşacağım. Aileme, sevdiklerime, kedime, evime. Hande Yener de bu konseri dikkatle takip ediyor. Sonra olmazsa olmaz selfie çalışmaları başlıyor. Selfie sosyal hayatta, Serdar Ortaç da Bodrum'da olmazsa olmaz. Serdar Ortaç'ın klasik Bodrum programından bu görüntüler. Vokalistleri, orkestrası, en çok da dansçıları keyifli görünüyor. Tabii Serdar Ortaç da keyifliydi. Kırmasıyla